bir ağaçtan 14 tane şey çıkmış. Biraz böyle ağaçlıklı bir yer olsun ve daha böyle şık, güzel bir şey olsun diye. Ordunun hiçbir resmi yoktu. Onu koyduk. Şimdi bütün Arjantin'den falan şey, büyük bir çalışma başlattık. Bizim burada biraz daha farkımız beton yolu ağırlık vermek. Çünkü asfaltta biz bitümü dışarıdan para vererek alıyoruz, döviz vererek alıyoruz. Petrol orijinli olduğu için. Ama beton bizim kendi taşımız, toprağımızdan yapılıyor. Ona ağırlık veriyoruz. Bir de şu bakımdan yağmur alıp götürüyor şeyi, asfaltı. Beton evler diyelik. Burada da sıkıştırılmış beton diye bir şey var. Daha yeni bu, yeni bu. Daha az çimento kullanıyorsunuz. Presle basıyorsunuz. Daha sağlam, daha sağlıklı ve daha süratli. Yani 2 saatte katılaşıyor. Yani bunu biz tercih ediyoruz. Özellikle yukarılardaki köylerde. Çünkü yağmur asfaltın altını oyuyor. Mesela V kanalları yapılmadıysa su aşağıya oyuyor. Bizim Ordu tarihi terek gibi. Şimdi altı oynayınca asfalt kabuk olarak tutuyor. Küt, o da çöküyor. Onun için buna ağırlık veriyoruz ama tabii ki bitümden de, yani şey, asfalttan da vazgeçmeyeceğiz. O da üzerine icabında kaplanabilir. Bunu yapıyoruz ve rakamlarımız gayet iyi. Yani geçtiğimiz dönemlerden azımız yok, fazlamız var. Betonda, suda, onların hepsini yeniden yapıyoruz. Şimdi esas bizim yapmamız gereken Ordu'nun düşünce yapısıyla beraber sosyal yapısını sanat, estetik, şehircilik anlamında, üretim anlamında değiştirmek. Yani bu yeni bir yaklaşım tarzı. Yani ben buraya geliş sebebim aslında bunu sosyal yapıda bir konsensüs oluşturacak, dost ve sevgi ağırlıklı bir Ordu yapmak. Korkmayan, çekinmeyen, fikirlerini açık açık söyleyen bir Ordu. Şimdi yeni dönemdeki tavrımız şu olacak değerli arkadaşlar, benim önerdiğim, sizler de tabii kabul ederseniz. Bizim Ordu hep 3 aylık bir şehir olarak söylüyorlar. Haziran, Temmuz, Ağustos. Yazın işte, yazıyor. Denize işte yağmurlu, işte gelen adamın bir uç. Şimdi 3 ay değil, 12 ay Ordu ve 4 mevsim Ordu'yu yaşayın diye böyle bir şeyle kışın da Ordu güzel. Yani Ordu'nun otellerinde kışında gelmedi millet. Yaylalarına kapıyı kesmemeli bizim Ordu tabiriyle, annemin tabiriyle. Yani kışında gelinmeli, kalınmalı ondan sonra. Yani Ordu kışında güzel olsun, sonbaharda da zaten güzel. Böyle bir Ordu yapalım diyoruz. Bunun için de bütün otelleri, lokantaları denetliyoruz, yol gösteriyoruz. Onlara şömine falan koyduruyoruz, bungalov ev koyduruyoruz şeyde, yaylada, Çambaşı yaylasında. Orada büyük bir atak yaptı. Otel orada 5. kata çıktı. Yanında kaç tane bungalov ev oluyor? Efendim 12 tane yapıyoruz. 2 tanesi VIP olacak, 10 tanesi de normal olacak. Evet, 2 tanesi VIP. 2 tanesi gayet VIP olacak, daha büyük olacak. Evet. Giriş katları 60 metrekare civarında, üst katlarda 30 metrekare civarında olacak. Çok şık, resimlerini görebilirsiniz. Çok cici. Yani biz çok da güzel bir anlaşma yaptık. Bayağı da Orbel'in genel müdürünü tebrik ediyorum burada. Çok güzel evlerle. Bir de bunları ilçelere de dağıtacağız. Yani bunları rahatlıkla görme imkanımız olacak. Çambaşı bizim Boztepe ile beraber şeyimiz, misafir odamız. Yani Fransa'nın Tiroli gibi bir yer yapmayı istiyorum orayı. Ve şu andaki pist uzunluğu 5 tane pist vardı. Biz bunu 14'e çıkarıyoruz. Pist uzunluğunu da 5 kilometreden 15 kilometreye çıkarıyoruz. 15 kilometre düşünün gözünüz önünde. Pist uzunluğu. Yani atlar vesaire hepsi burada olacak. Düşten düşmüş. Hem hitabet hem bilgi şeyi gösterildi. Böyle bir şey hiç olmazsa yapalım. Şey başkanım, biraz çekinik kırgın gibi, yani çok ilgi görmediğinden fakir hali yani. Ve arkadaşlar 1870'lerde Ordu kasabasında yapılan ilk mescit. Uzunluğu bakımından Ordu Türkiye'de ya birinci ya ilk